Sayın Başbakanım, değerli hanımefendi, saygıdeğer basın mensupları, sevgili evlatlarım, engel tanımayan arkadaşlarım, çok değerli şehit yakınlarımız, gazi yakınlarımız, değerli misafirler, hoş geldiniz efendim. Hepinizin bildiği gibi bizler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak sosyal devlet ilkesinin gereği olan dezavantajlı kesimlerimizin himaye edilmesine ve desteklenmesine son derece büyük bir önem veriyoruz. Aile, çocuk, kadın, yaşlı, engelli, şehit yakınları ve gazilerle sosyal yardımlara yönelik hizmetler bizim bünyemizde tek çatı altında toplanmış durumda 2011 yılından bu yana. Bakanlığımızın görevi toplumun tüm kesimlerine hak temelli hizmet anlayışı ile bu kesimleri her türlü ihmal, istismar ve dışlanmadan korumak ve onların mağduriyetlerini gidermek olarak özetlenebilir. AK Parti iktidarları olarak son 13 yılda uyguladığımız sosyal politikalarla bütün bu görevleri hakkıyla yerine getirmeye çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Tüm programlarımızı geliştiriyoruz, revize ediyoruz, ihtiyaca göre yeni programlar uygulayarak geçmiş 50 yılın tüm ihmallerini telafi etmeye çalışıyoruz. Son olarak yeni başlattığımız Aile Sosyal Destek Programı ASTEP, bu ay ilk defa uyguladığımız doğum yardımı ve yetim yardımı, daha doğrusu yetim aylığı programlarımızda bu gelişmelerin en son, en yeni örnekleridir. Şubat 2014 tarihinde yaptığımız yeni bir düzenlemeyle korunma ve bakım altına alınan çocuklarımız ilk kez merkezi sınav ve kura sistemiyle kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmeye başlandılar. Her yıl için ortalama 3150 gencimizin kamu kurumlarında istihdamı için kadro ayrılmış durumda. İşe yerleştirilmelerde öncelik sırasıyla lisans, ön lisans ve orta öğrenim mezunları kale alınıyorlar. Merkezi yerleştirme işleminin ilkini Aralık 2014 tarihinde yaptık ve 2309 gencimiz kamu kurum ve kuruluşlarının ayırdıkları kadrolara yerleştirildiler. Bugün 1913 gencimizin daha atamasını yapıyoruz ve onlara yeni bir hayatın kapılarını açıyoruz. Öte yandan engelli bireylerimizin toplumsal süreçlere tam katılımları bakanlığımızın ana hedeflerinden biri, hepinizin bildiği gibi. Ülkemizde son yıllarda engelli haklarının tanınması ve hayata geçirilmesinde ve engelli istihdamında çok önemli gelişmeler yaşandı. Bütün bu ve benzeri gelişmeler ve bütün iyileşmeler AK Parti iktidarlarının ürünü. Kamuda çalışan engelli sayısı 2002 yılında 5777 idi. Bu rakam bugün 2015 yılı Ocak ayı itibariyle 36.165. Bugün 4682 engelli kardeşimizin atamasını daha yapmış olacağız inşallah. Bugün bu salonda. Sayın Başbakanım, değerli misafirler, üzerinde huzur içinde yaşadığımız cennet vatanımız, şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere ve gelecek kuşaklara armağanı. Bu toprakları vatan yapan ve bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan insanlarımıza çok şey borçlu olduğumuzu ve bu borcu hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimizi elbette biliyoruz. Ancak onlara duyduğumuz minnetin küçük bir nişanesi olarak şehit yakını, gazi, gazi yakını, vazife ve harp malulleri, terör mağduru sivil vatandaşlarla 2014 yılında kaybettiğimiz madencilerimizin yakınlarının atamalarını da bugün yapacağız. Bu kapsamda 2014 ve 2015 yıllarında düzenlenen 3 atama töreni
gerçekleştirmiştik hepinizin bildiği gibi ve toplam 10.612 hak sahibinin atamasını yapmıştık. Bugün ise 1.075 kardeşimiz daha iş sahibi olacaklar. Sayın Başbakanım, bütün bu güzel çalışmalara liderlik ve rehberlik yaptığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sizin huzurunuzda bakanlığımızın fedakar çalışanlarına, Çalışma Bakanlığımıza, Devlet Personel Başkanlığı'yla ÖSYM Başkanlığı'nın değerli çalışma ekibine de teşekkür etmek istiyorum. Tüm kardeşlerimizin yeni işlerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun efendim. Sağ olun. Bu birçok vesileyle son 9 ay içinde bir araya gelişimizin herhalde 3. vesilesi ama vesilelerin en güzeli. Emin olun birçok faaliyete, birçok törene katılıyoruz. Ama şehit ve gazi yakınlarımızın, engelli vatandaşlarımızın ve sosyal hizmet kanundan istifade eden çocuklarımızın atama törenleri kadar beni duygulandıran, mutlu eden, onurlu kılan herhangi bir başka merasim, bir başka vesile yok. Çünkü bir devleti devlet kılan iki hususiyete vurguluyorum. Birisi kudret, birisi şefkat. Eğer bir devlette kudret olur, şefkat olmazsa bir müddet sonra o devlet tiranlaşır, gücü yanlış yerlerde kullanır ve kendi vatandaşına dahi baskı uygular. Ama bir devlette şefkat olur da kudret olmazsa o zaman da acizleşir. En çok korunması gereken vatandaşlarını bile koruyamaz hale gelir. Bugün hamdolsun bu tören dahi devletimizin kudret ve şefkatini gösteren, geldiğimiz düzeyi gösteren son derece güzel bir gösterge. Öncelikle şehit ve gazi yakınlarımızdan bahsetmek istiyorum. En değerli canlarını, en değerli varlıklarını aziz vatanımız için, milletimiz için, istikbalimiz için feda etmiş olan şehit ve gazi yakınlarımızın üzerimizdeki hakları her türlü hakkın üstündedir. Onlara sahip çıkmak, onlarla birlikte onların geleceğiyle ilgili çalışmalar yapmak bizim şehitlerimize ve gazilerimize olan bir borcumuzdur. Her ne surette olursa olsun bu borç mutlaka ödenecektir. Dün beni çok etkileyen, bu bütün yorgunluğumu unutturan bir buluşma gerçekleştirdik. 3 mitingden sonra Bolu'ya geldiğimizde 10 binlerce Bolulu vatandaşımız bizi bekliyordu. Geç vakte kadar da, akşam güneş battıktan sonra da ayrılamayacak kadar bir coşkulu yoğunluğu vardı. Ama birisi vardı ki bu vatandaşlarımızın arasında, elini öptüğümde kendi annemin, babaannemin sıcaklığını hissettim. Sabahat teyze. Oğlunu 1993 yılında şehit vermiş mübarek bir teyze. Biz daha gelmeden bir vesile, bir kanal bularak koruma müdürümüzle irtibata geçmiş, beni görmek istediğini söylemiş. Dedim ki eğer mümkün olursa evine gidelim, orada elini öpelim ama gelmek isterse mutlaka miting meydanı öncesinde görüşelim. Miting meydanına çıkmadan önce onun duasını alalım, sonra halkımızın karşısına çıkalım. Geldi mübarek mübarek bir hanım. Sanki kınalı kuzularını Çanakkale'ye gönderen ninelerimizin bugünkü yansıması. Nur gibi bir yüz, mütevekkil ama devletine, milletine güvenen bir edayla, özgüven içinde gözümün içine baktı ve dedi ki, buraya bir şey talep etmek için gelmedim. Buraya sadece size teşekkür etmek için geldim. Sizin döneminizde hiçbir eksiğimiz kalmadı. Ne talep ettiysek yerine getirdiniz. Çocuklarımızın hiç gitmeyecek acısını
yüreklerimizin dinmeyen acısını dindirmek için her yerde en sıcak muameleyi gördük. Bütün şehit yakınları adına size teşekkür ederim dedi. Eline kapandım. Bir başbakana verilebilecek, bir devlet yetkilisine verilebilecek en büyük ödül bu teyze dedim. En büyük ödül bu. Bizi de oğlunuz kabul edin. Biz de sizi anamız kabul ediyoruz. Bundan daha büyük bir ödül, bundan daha büyük bir iltifat, bundan daha büyük bir dua olamaz. Allah bizlere şehit yakınlarımızın, şehit annelerimizin, gazi yakınlarımızın annelerine sahip çıkacak kudreti ve şefkati nasip eylesin. Hiçbir surette, hiçbir surette onları değil herhangi bir yabancıya, kendi evlatlarına dahi, diğer evlatlarına dahi muhtaç edemeyecek şekilde, olmayacak şekilde onlara kol kanat germeyi nasip eylesin. Bugün anlamlı bir günde bu kurayı gerçekleştiriyoruz. Dün 19 Mayıs'tı. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları İzmir'in işgali üzerine bir istiklal mücadelesi başlattılar. O mücadelede çok şehit verdik. Ama o mücadele bize bir milletin onurunun ancak ve ancak fedakarlıklar üzerinde inşa edilebileceğini bir kez daha gösterdi. Yine o mücadele ki geçen hafta sonu Balıkesir'deydim. 15 Mayıs İzmir'in işgali, 16 Mayıs Balıkesir'de ilk Kuvayi Milliye Teşkilatı'nın doğuşu Alaca Mescid'de. Onları da rahmetle anıyorum. Müftü Abdullah Efendi'yi, Belediye Reisi Mehmet Emin Efendi, Mutasarrıf Hilmi Bey'i, Hasan Basri Çantay Hoca'yı ve diğerlerini. Onlar bir mücadele ateşini yaktılar ve 19 Mayıs'ta yükselen meşale Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar giden büyük bir onurlu bir zaferi bu tarihe kayıt olarak düştü. Şimdi bizim vazifemiz Cumhuriyetimizi hem kudretli hem şefkatli kılmak. Devletimizi milletle barışık kılmak. Milletimizi devlete güvenir bulmak. Bir şehit yakını, annesi, babası, bir gazi Ankara'ya doğru dönüp baktığında kendisine eli ulaşamayan zayıf ve aciz bir devlet değil. Hemen yanı başında her an şefkatini gösteren bir devlet görmek ister. Biz bu böylesi bir devletin hem inşa edilmesi hem korunması için gece gündüz çalışmakla mükellefiz. Nitekim bugün 1075 şehit ve gazi yakınımıza daha inşallah kura ile iş imkanı sağlayacağız. Bu son bir yıl içinde üçüncü kez şehit ve gazi yakınlarımızın kura çekimi. 22 Temmuz 2014'te 3521 şehit ve gazi yakınımızı işe yerleştirmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakan olarak burada benim yerimde size hitap ediyordu. Ekim ayında 2360 şehit ve gazi yakınımızı ve nihayet daha 2 ay önce 17 Mart'ta 4435 şehit ve gazi yakınımızı, toplam 10722 şehit ve gazi yakınımızı, bugün de 1075 şehit ve gazi yakınımızla birlikte bir yıl içinde 11.797 şehit ve gazi yakınımızı işe yerleştirmiş oluyoruz. Sabahat teyzemin şahsında bütün şehit annelerimize, babalarımıza, kardeşlerimize buradan en derin hürmetlerimi ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin emaneti bizimdir. Ve yine hiçbir zaman terk etmediğim, Dışişleri Bakanı iken de Başbakan iken de yurt dışında yaptığımız bütün seyahatlerde şehitliklerimizi ziyaret ediyoruz. Onlara hürmeti, tazimi hiç ihmal etmiyoruz. Son olarak Myanmar'da yaklaşık 100 yıl önce oraya sürgün gitmiş olan ve orada şehit düşmüş olan 12 bin şehidimizin makamlarını tek tek tespit ettik ve oraya şehitliklerimizi inşa ve ihya ettik. Biz bir büyük millet ve bir büyük devlet olarak tarihte eğer yer almışsak, dünyanın neresinde olursa olsun al bayrak için, bu devletin, bu milletin onuru ve izzeti için savaşmış ve şehit düşmüş kim varsa onun başına
bir mezar taşı, üzerine Kur'an-ı Azimüşşan ve al bayrağı iletmek üzere bu görevleri yürütüyoruz. Onurla ifade ediyorum. Myanmar'a ilk büyükelçi atadığımızda Dışişleri Bakanıydım 2012'de. O zaman bu şehitlerimizin yerleri metruk haldeydi. Verdiğimiz ilk görev, gelenektendir, gelip bakandan talimat alırlar. Verdiğim ilk görev, talimatınız nedir diye sorduğunda, bu şehitliklerimizi bulacaksınız ve onlara cevapsız kalan mektuplarına atfen size Anadolu'dan cevap getirdik ve iki kutsal emanet getirdik deyip Kur'an-ı Azimüşşan ve al bayrağı onların huzurunda oraya ebediyen kalmak üzere nakşedeceksiniz. Şehit ve gazi yakınlarımıza burada bir kez daha söz veriyorum. Bu görev, bu ağır sorumluluk, onurlu ve ağır sorumluluk üzerimizdeyken hangi şartta olursa olsun sizlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hangi şartta olursa olsun ve dünyanın neresinde olursa olsun şehitlerimizin makamlarını ihya etmeye, inşa etmeye devam edeceğiz. Ve hangi şartta olursa olsun, hangi zorluklarla karşı karşıya kalırsak kalalım, sizin o candan aziz evlat